Çok renkli, şahane bir şey var önümde. İsmi salata mı olsun, yoğurt mu olsun? Tartışmalarından sonra biz buna ne isim verdik? İsmi kim buldu? İçinde neler var? Ben bu kıyafeti giydiysem, bu tabakları kullanıyorsam, kırmızı örtüm varsa, üçüncü kez karşınızdaysam bu da bir yılbaşı tarifi. Hadi izleyin. Yılbaşı yoğurdu kırmızısını nereden alır? Tabii ki pancardan ve lahanadan alır. Böyle morumsu bir kırmızıdır, hiç fark etmez. Üzerinin turuncusu da havuçtan gelir. Kardan adamın burnunu hatırlatır. Biz böyle dedik, böyle oldu. Daha doğrusu az önce Betül Karakuş bunun adı yılbaşı yoğurdu olsun dedi. Bence de olsun. Neden olmasın? Şimdi bir tane eski usul teknik parçalayıcımız var. Elim çalışacak. Bir tane de yeni nesil ben koyacağım. Ne olacak? Alet övünür, el çalışır olacak. İlk önce bir alet çalışsın bakalım. Bunun içerisinde lahana ve pancarımı biraz şöyle 4-5 parçaya bölelim ve alet çalışmaya başlasın bakalım. Yanlış bıçağı almışım zaten. O zaman önce bunları biraz ufak parçalara ayıralım. Bu da yanlış. İki bıçak kalmış. İkisi de tırtıklı kalmış. Olmamış, olmamış. O zaman biraz ufak parçalara bölelim. Pancarımızı 3'e bölsem yeter. 4 oldu. Çok az parçalayacağım. Çok dağılsın istemiyorum. Biraz daha. Yeter bence. Evet, şahane. Rengin güzelliğine bak. Şimdi yoğurtla birleşince muhteşem olacak. Ah pancar. Ah sen ne güzelsin pancar. Ne güzel, ne güzel. Nasıl antioksidan deposu bu. Tamamını temizlemesem de olur. Nasılsa kırmızı bir şey girecek içine. Aynen devam ediyorum. Şimdi lahanayı koyacağız. Böyle onu da 2-3 parçaya bölelim. Vallahi şimdi bir şef edasıyla şunu tıkıdı 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 kesmek vardı ama kolayı seçtim. Malum akşama kalabalık misafir var. Yapacak çok iş var. Hepsini koyalım içine. Bir kontrol edelim. Aa çok güzel. Sadece aralarda birkaç büyük parça var. Çok normal. Hafifçe karıştırırsam çok kısa sürede yılbaşı yoğurdum hazır olmuş olacak. Sonra da havucu rendeleyeceğim. Şurada bir kasem var. Yoğurtla beraber karıştıralım. Renk seviyorum. Kırmızıya bayılıyorum. Pek kolay oluyormuş. Elde doğramayıp böyle yapınca. Pek de hızlı oluyormuş. Bir yoğurdumuzu da karıştıralım. Benimki sebze yoğun bir yoğurt oldu. Dilerseniz yoğurdunu biraz arttırabilirsiniz. Bak, 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 bak. Rengin güzelliğine bak Hakan. Şimdi ikiye bölmeye hazırım malzemeyi. Şunları bir kaldıralım. Daha havuçları rendeleyeceğiz. Havuçları da rendeleyeyim. Sonra servis yapayım. Havuç rendelerken son kalan parçayı ağzına atan kaç kişiyiz acaba? Bir. İkiye böleceğim. Yılbaşı sofranızda keyifli güzel kalabalıklarınız olsun inşallah. Uzun uzun sofralarınızda, kocaman kocaman sofralarınızda bu yoğurt için kavga çıkmasın, bana kalmadı mı demesinler diye ikiye bölün. Birini masanın başına, diğerini de öbür tarafına koyun. Herkes eşit miktarda yesin. Pek bereketli. Ben bunların kalorilerini söylemiyoruz. Kaloriye değil, yiyeceklerin içindeki iyiliğe odaklanın. Keyifli günlerde, mutlu sofralarınızda. Ayrıca sadece karnınızı doyurmak değil, ruhunuzu doyurmak da çok önemli olduğu için sofrada güzel sohbetlere de yer verin. Her bir lokmadan sonra çatalınızı, bıçağınızı, kaşığınızı masaya bırakın. Şöyle bir nefes alın. Değil mi? Gülümseyin, gözlerinin içine bakarak karşınızda kim oturuyorsa ara sıra da yer değişin. Şöyle araya bir kat daha yoğurt süsleme olsun diye yapıyorum. İçinde zaten yoğurt vardı. Yoğurdun miktarını dediğim gibi ayarlamak size kalmış. Kalori hesaplamıyoruz.
evdeki güzel malzemelerimizi yaratıcı bir şekilde sağlıklı kullanalım diye yılbaşı yoğurdu dedik bu tarifin adına. Tarifin isim annesi diyetisyen Betül Karakuş. Oradan beni seyrediyordu. Betül'cüğüm, şunun üstüne iki tane nar koyasın var. Mümkün müdür acaba? Evet, iki tane nar. Evet, narımız da geldi. Minnoş şuraya dokundurdum. Her sene yeni yıl konseptimizde nar mutlaka var. Bolluğun, bereketin simgesi. Efendim, evet, ellerimin kırmızısının kusuruna bakmayın. Afiyet olsun, şifa olsun, yeni yılınız kutlu olsun. Diğer tariflere de göz atın. Sakın kaçırmayın.